Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. 3-4-5 Matematik Soru Bankası'nda örüntülü sayı gruplarında ÖSYM metodunda testlere geldik. Hemen ilk sorudan başlayalım. Şimdi aşağıda eş büyüklükteki daireler kullanılarak bir süsleme yapılmıştır. Bu süslemedeki boyalı daire sayısı beyaz daire sayısından 25 tane fazla olduğuna göre kullanılan toplam daire sayısı kaç olabilir diye soruyor bana. Bu tarz sorularda örüntüyü bulmak zorundasınız. Yani sürekli birbirini tekrar eden ifadeyi bulacaksınız. Bakın dikkatli olun. Sürekli şuradaki şekil aslında kendini tekrar etmiyor mu? Ediyor. Ve dikkatli olun soruda size bir şey söylemiş. Boyalı daire sayısı beyaz daire sayısından 25 tane fazla demiş. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki ifade sadece bir tane grup diyelim. Şimdi bu grupta dikkat et. Boyalı daire sayısı beyaz daire sayısından kaç fazla? Bir fazla. Aynı şekilde boyalı daire sayısı beyaz daire sayısından kaç fazla? 1 fazla. İşte bu şekilde o zaman bu birleri bir araya getirerek 25 tane fazla olması için elimde toplamda kaç tane grup olması lazım? 25 tane grup olması lazım ki hani her bir grupta dikkat et boyalılar beyazlardan bir fazla geliyor. Toplamda 25 tane grup olursa 25 tane fazlalık olursun diye. E ben buradan ne anlıyorum? Bak dikkatli ol bir tane grupta toplamda kaç tane elimde halka var? 3 tane buradan, 2 tane buradan, 5 tane var. E bir tanesinde 5 tane varken elimde 25 tane grup varsa o zaman 25 çarpı 5'ten dolayı toplam kaç tane daire gelmesi lazım? 125 tane daire gelmesi lazım. Yani sorun doğru cevabı Bursa çıkması gerekiyor. Söylediğim umarım anlaşıldı. Her bir grupta boyalılar beyazlardan bir fazla. E bir grupta bir fazlaysa o zaman emni toplamda 25 tane grup olması lazım ki 25 fazlalık gelsin. Doğru mu? Doğru. E bir grupta 5 daire varsa 25 grupta 25 çarpı 5'ten dolayı 125 tane daire geldi. Sorun doğru cevabı da Bursa çıkmış oldu. Geliyorum ikinci soruya. Yine bir örüntü sorusu. Yani tekrar eden şekli bulman gerekiyor. Aşağıda eş altıgenler kullanılarak elde edilen bir süsleme gösterilmiştir. Sarı boyalı altıgen sayısı 20 tane olduğuna göre kullanılan beyaz altıgen sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi bak şöyle yapalım. Şimdi başlangıçta şurasını kendi içinde bir grup var düşünelim. Tamam mı? Burası bir grup. Bundan sonra bak hep şu şekil. Kendi böyle tekrar etmiyor mu? Dikkat et. Hep böyle kendi tekrar ediyor. O zaman şöyle düşünelim. Buradaki grupları kendi içerisinde ayrı. Bunu ayrı düşünelim. Şimdi sen bunu da düşünsen şuradakileri bir grup olarak düşünsen dikkat et her bir grupta toplam kaç tane dikkat et sarı altıgen var? Bir tane var. O zaman 20 tane sarı altıgen gelmesi için burada toplamda kaç tane grup olması lazım? 19 tane grup olması lazım. Bak dikkat et şu an buna birinci grup diyelim. Şuradaki gösterdiğim şu ifadeye ikinci grup diyelim. Buna şuradaki ifadeye, çizdiğim ifadelere 3. grup diyelim. Böyle devam edelim. Şimdi birinci grupta toplamda kaç tane beyaz altıgen var? Dört tane buradan, iki tane buradan, 6 tane var. Geçelim yan tarafa. Burada toplamda kaç tane beyaz altıgen var? Dört tane. Sağ tarafta toplam kaç tane var? Dört tane. E ne yapacak? Hep böyle kendi tekrar edecek. En son dört tane gelmiş olacak. Az önce sen sarı boyalı altıgen sayısının 20 olduğunu söylemiştin. O zaman toplamda buradan buraya kadar her bir grupta birer tane olduğu için 20 grup olduğunu söylemiştin. E 20 grubun dikkat et bir tane grup buradaysa o zaman burada toplamda 19 tane grup olması gerekmiyor mu? E Bir grupta 4 tane beyaz varsa o zaman 19 grupta 4 çarpı 19'dan dolayı 70 kaç tane gelecek? 6 tane dikkat et beyaz gelecek 76 tane beyaz buradan geldi 6 beyaz da buradan geldi. Hepsini toplarsam 82 tane beyazda sorun doğru cevabı Ceyhan çıkmış oldu. Ya inşallah bu grup bana anlaşılmıştır. Ben bir daha anlatmak istiyorum. Tam emin değilim anlaşıldığından. Bak şurasını kendi içinde bir grup seçtim. Burası bir grup tamam mı? Hatta şöyle gösterelim grubu. Bak şurası şöyle bir grup tamam mı? Bu bir. İkincisi şurası şöyle şöyle bir grup ve bundan sonrakiler dikkat et hep kendi tekrar ediyor bak. Şöyle bir grup en son burası şöyle bir grup gelmiş olacak dikkat et. Yani ilk baştaki kendi içinde bir grup kalanları hep aynı geldi. İşte ben de diyorum ki bir grupta bir tane sarı altıgen varsa o zaman buradan buraya kadar toplamda 20 tane grup olması lazım. Ve bu grupların ilkinde 6 tane beyaz var ama kalan her birinde 4'er tane var. Her birine kalan kalanların her birinde 4'e er tane varken e, bir grup burada varken kalanları 10 90 grup kalmayacak mı? Kalacak. O zaman 7 76 tane buradan geldi. 6 tane buradan geldi. Toplarsan da 82 tane beyaz gelmiş oldu. Geliyorum 3. sorumuza. Şimdi ne diyor bize soruda? Aşağıda kibrit çöpleri kullanılarak belli bir düzendeki oluşturulmuş ilk 3 şekil gösterilmiştir. Buna göre bu düzenin 10. şeklinde kaç tane kibrit çöpü kullanılmıştır diye soruyor. Sayalım. Şimdi ilk başta burada 4 tane var. 3 tane buradan 7 tane gelmiş oldu. 4 tane burada var. 3 tane buradan 7 tane geldi. Dikkat et. 3 tane buradan 10 tane geldi. 2 tane buradan 12 tane gelmiş oldu. 4 buradan, 3 buradan 7, 3 buradan 10. Dikkatli ol. 3 tane buradan 13 2 tane buradan 15, 2 tane buradan 17 geldi. Bak. 1. grupta 7, 2. grupta 12, 3. grupta 17. nokta 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 soru şu. 10. grupta kaç tane gelecek? Görüyor musun? Hep kaçar kaçar artıyor? 5'er 5'er artıyor ve sen buradan buraya kadar toplamda kaç tane grup olduğunu biliyorsun? 10 tane grup olduğunu biliyorsun. Yani burada 10 tane sayı olduğunu biliyorsun. E o zaman terim sayısından sen bana buradaki x'i bulamaz mısın? Neydi terim sayısı formülü? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 5'er 5'er artıyor artı 1. Ve sen bu terim sayısının toplamda 10 olduğunu biliyorsun. Biri sağ tarafı gönder. x eksi 7 bölü 5 kime eşit geldi dikkat et 9 eşit geldi. İçler dışlardan x eksi 7 kime eşit geldi 45'e. x de buradan ne yapmış oldu 52 tane geldi. Yani 10. grupta toplamda 52 tane kibi çöpü gelmiş oldu. Evet 4. soru çıkmış sınav sorusu. O yüzden onu atlıyorum. Geldim hemen 5. soruya. Aşağıdaki salyongoz düzenindeki sayılar kutulara gösterildiği biçimde yerleştiriliyor. Buna göre x2 eksenine yazılan 100. sayıdan hemen sonra g2 eksenine yazılacak sayı kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere şunu fark edelim. Şimdi bizim x2 eksenine yazılan sayılarımız kimler? 2, 6, 10. Bak 2 yazılmış, 6 yazılmış, 10 yazılmış ve böyle devam ediyor. Şimdi sen bir kere bu sayının 2 çarpı 1 şeklinde yazılacağını biliyorsun. 6'nın 2 çarpı 3 şeklinde yazılacağını biliyorsun. Dikkat et buradaki 10'un 2 çarpı 5 şeklinde yazılacağını biliyorsun. Bak soldaki terimlerin zaten hepsi aynı mı? Aynı. Kim değişiyor? Sağdaki terimler değişiyor. Dikkat et. Şöyle yapalım. Buna birinci sayı diyelim. Buna ikinci sayı diyelim. Şuna üçüncü sayı diyelim. Dikkat et. Sana kaçıncı sayı lazım? Yüzüncü sayı lazım. O zaman şöyle bak. İlk sayı 1. İkinci sayı 3. Üç, üçüncü sayı 5. Nokta nokta nokta. Yüzüncü sayı x gelmiş olsun. Sen burada şu an toplamda kaç tane sayı olduğunu biliyorsun. 100 tane sayı olduğunu biliyorsun. O zaman terim sayısı kullansana. Son terim. Eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bana kimi vermesi lazım? 100'ü vermesi gerekiyor. At 1'i sağ tarafa. X eksi 1 bölü 2 kimi verdi? 99'u verdi. İçler dışlar yap. X eksi 1 198'i verdi. X de buradan 199'u bana vermiş oldu. Yani ben buradan ne anlıyorum? 100. sayıdaki zaten soldaki terimin 2 olması lazımdı. Çünkü hepsinde bu geçerli. Ama sağdaki terimde 100. 99 gelecekmiş. E sen 2 ile 199 çarparsan o zaman buradaki sayı kaç gelmiş oldu? 398 gelmiş oldu. Yani x2 eksenindeki dikkat et 100. sayı 398 geldi. Peki buradaki düzene bakar mısın? Bak buradaki düzende şuradaki sayı 2 bundan sonra y2 eksenindeki x sayı 3. Devam et. Buradaki sayı 6 daha sonra y2 eksenindeki diğer sayı 7. Yani şunu demeye çalışıyorum. y2 eksenindeki diğer sayı buradaki sayıdan her zaman 1 fazla. O zaman sen bu sayıyı 398 bulduysan buna karşılık bir sonraki gerçek olan sayı bunun bir fazlası 399 olması gerekiyor. Yani sorun doğru cevabı Edirne gelmiş oldu. Geliyorum 6. soruya. Bu soru güzel bir soru. Bu soruyu beğendim. Şekildeki kareler. Gösterildiği gibi belli bir düzen dahilinde boyanıyormuş. Düzen ne ona bakacağız. Boyalı olan kare sayısı boyalı olmayanlardan 20 tane fazlaymış. Boyalı olan kare sayısı kaçtır diye soruyor bana. Bak şimdi sağ üstten başlayalım. İlk önce buradaki bir tanesi boyasız dikkat et. Bu boyasız olan. Burada toplamda kaç tane boyalı var? 3 tane boyalı kare var. Devam et. Burada toplam kaç tane var? 5 tane kare var ve bunlar boyasız. He, ben buradan anlıyorum ki o zaman ben bunlara şu şekilde baktığım zaman hep gelen dikkat et kareler ne geliyor? Tek sayılar geliyor ve bir boyasız bir boyalı bir boyasız bir boyalı bu şekilde devam ediyor. En son böyle devam ettiğim zaman bak buradan buraya kadar toplamda kaç tane kare var? X tane kare var. Normalde buradan buraya kadar X tane var ama hani bunu kullandığım için artık bunu kullanmayacağım. Yani şurada toplamda kaç tane kalmış olacak? x eksi 1 tane kalmış olacak. O zaman x tane buradan x eksi 1 tane buradan toplamda 2x eksi 1 tane boyalı gelmiş olacak. Şimdi soruda bana ne diyordu? Dikkatli ol. Boyalı olan kare sayısı boyalı olmayanlardan 20 tane fazla diyordu. Şimdi şöyle bak. Bak. Buradaki boyalı buradaki boyasız. Ben bu ikisini dikkat et farklarına bakarsam. Şu an buradaki boyalılar boyasılarına kaç fazla? 2 fazla. Aynı mantıkta. Şuraya ikili bakarsam boyalılar boyasızlardan kaç fazla? 2 fazla. O zaman ben anlıyorum ki bunlar hep böyle 2 fazla gelecek. E, o zaman böyle 2 fazla 2 fazla gelip de boyalı olanların boyasız olanlardan 20 fazla olması için burada toplamda kaç grup olması lazım? 10 tane grup olması lazım ki. Çünkü toplamda bir grupta boyalılar. Boyasızlardan 2 fazla geliyor. O zaman 10 tane grupta 2 çarpı 10'dan 20 fazla gelmesi lazım. Yani burada toplamda 10 tane grup olması lazım. E şimdi şöyle düşün. 10 tane grubun her birinde bir tane boyalı yok mu? Var. O zaman toplamda buradaki 10 tane grupta toplamda 10 tane boyalı olan kareli yazmış olmam lazım. Ne demeye çalışıyorum? Bak birinci boyalılar 3 tane. İkinci boyalılar 7 tane nokta 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 o zaman 10. boyalılarda 2x eksi 1 tane olması gerekiyor. Anlaşıldı mı? tam emin değilim. Tekrar söylüyorum. Şimdi bunları ikili ikili baktık. Birinci grupta boyalılar boyasızlardan 2 iki fazla. İkinci grupta boyalılar boyasızlardan 2 fazla. O zaman anlıyorum ki sistem hep böyle devam ediyor. E toplamda boyalılar boyasızlardan 20 tane fazla gelecekse ve her bir grupta 2 fazla geliyorsa toplamda 10 tane grup olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. E bu durumda her bir grupta bir tane boy olan sayı yazdıysam 10 tane grupta 10 tane gelmeyecek mi? Gelecek. Yani 3'ten 2x 1'e kadar toplamda 10 tane sayı varmış. Peki ben terim sayısını nasıl bulacaktım? Son terim. Eksi ilk terim. Böyle artış miktarı dikkat et 4'er 4'er artıyorlar. Artı 1'den dolayı bana 10'u vermiş oldu. Biri sağ tarafı gönder. 2x 4 bölü 4 kimi verdi? 9'u verdi. İçler dışlardan 2x 4 36'yı verdi. E bu durumda 2x'imiz 40 vermiş oldu. X kaçı vermiş oldu? 20'yi vermiş oldu. Bak dikkat et x 20 ise ben onu şurada yerine yazarsam buradan ne gelmiş oldu? 3, 7, 4'er 4'er artıyorsa bir sonraki 11 gelecek. Ve en son kaç gelmiş olacak? 2 çarpı 20, 40. 1 çıkarsa 39 gelmiş olacak. İşte bunlar boyalar olduğu için bunların toplamı bana toplam boyalı olan kare sayısını verecek. Peki ben terim toplamı nasıl bulacaktım? Hatırla. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı gelecekti. E sen zaten burada toplamda 10 tane terim oldu biliyorsun. Çarpı 10 gelmiş oldu. 39 3 tane yaptı? 42 yaptı. 42 2'ye böldüm kaç geldi? Dikkat et. 21 geldi. 21 de onunla çarparsan toplamda 210 tane boyalı kare geldi. Yani sorun doğru cevabı adına çıkmış oldu. Bence güzel bir soru. Geliyorum 7. soruya. Bak bu soruda şurada verilen formülü kullanmaya gerek yok. Ki aslında buradaki formül terim toplamı formülü. Şimdi matematikte birden başlamış. Dikkat et. 3'er 3'er 60. 43'e kadar gidiyor. Buradaki sayıları sen ardışık tam sayı, ardışık tek tam sayı veya çift tam sayı diyebilir misin? Diyemezsin. Bunları demiyorsan neyi kullanacaktın? Terim toplamı formülünü. Neydi o? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıydı. Peki terim sayısının formülü neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı hatırla artı 1 eşittir. E o zaman başlayalım. Bir kere şuradaki son terim kaç? 43. İlk terim 1 bölü 2. Geldim terim sayısına. Son terim 43. İlk terim 1. Artış miktarı 3 artı 1 gelmiş oldu. 44 bölü 2'den dolayı sol taraf 22 geldi. 43'ten 1 çıkarttım. Ne geldi? 42. 42'yi ben burada eğer 3'e bölersem kaç kere var? 14 kere var. E bir de buradan eklersem 15 gelmiş oldu. Yani pay kısmı kısaca 22 çarpı 15 gelmiş oldu. Peki matematikte 1'den başlayıp birer birer artıp n'e kadar giden sayıların toplam formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. E o zaman buradaki n değeri 21 olduğu için n gördüğüm yere burada 21 yazabilirim. Yazarsam da kim gelmiş olacak? 21 çarpı 22 bölü 2 gelmiş olacak. Bak dikkat et şu an buradaki 2 ile şuradaki ne yaptı? 22 birbirini sadeleştirdi. Burada bir 11 kaldı. E buradaki 11 ile 22 sadeleştirdi. 2 kaldı. 15'i 3'e böldüm. 5 kere var. 21'i 3'e böldüm. 7 kere var. O zaman pay kısmı 10 geldi. Payda kısmı 7 geldi. Sorun doğru cevabı da Adana gelmiş oldu. Şu terim toplamı formülü bak. Nerede o? Şu. Şu formülü nerede kullanacaksın? Ardışık tam sayı. Ardışık tek tam sayı veya ardışık çift tam sayı Oluşmuyor senin örüntün o zaman bunu kullanacaksın ama artış miktarının hep aynı olması lazım. Bak, buradaki toplam az önce belirttiğim tanıma tam da uyan toplam. Ne ardışık tek tam sayı var, ne çift tam sayı var ne tam sayı var. O zaman şuradaki toplamı kullanman gerekiyor, tamam? Evet, geliyorum 8. ve testin son sorusuna. Aşağıda bir MP3 çalar lisesindeki 5 şarkı ve süreleri gösterilmiştir. Örneğin Gül Pembe şarkısının süresi 4 dakika 20 saniyedir. Bu 5 şarkının her biri çalmaya başlayıp bittikten sonra ara vermeden bir sonrakini geçmektedir. Listedeki 5. şarkı bittikten sonra tekrar 1. şarkıya dönerek bu düzen devam ediyormuş. Buna göre bu liste oynatılmaya başlandıktan tam 1 saat sonra yani 60 dakika sonra hangi şarkı çalar diye soruyor bana. Şimdi öncelikle ben bu listeyi baştan aşağı dinlersem toplamda kaç dakika geçtiğini bulmak istiyorum. O zaman şuradaki süreleri toplayalım. Bak süreleri toplarken ilk önce şu sağ taraftaki ne yapalım? Saniyeleri bir toplayalım. Şimdi 40 saniye buradan 30 buradan 70. 30 buradan 100 geldi. 20 de buradan 120 geldi. Peki 120 saniye toplam kaç dakika yapar? 2 dakika yapar. O zaman o 2 dakikayı ne yapıyorum? Sol tarafa aktarıyorum. Burası 4 iken 2 dakika buradan geldi 6 yaptı. 2 buradan 8, 4 buradan 12, 4 buradan 16, 2 de buradan 18. Yani buradaki 5 şarkı toplam baştan sona kaç dakika sürmüş oldu? 18 dakika. Yani ben listeyi baştan sona bir kere dinlersem 18 dakika. Bir daha dinlersem 2 çarpı 18'den dolayı 36 dakika sürmesi gerekiyor. Peki soru şu işte o zaman. 1 saatin içinde yani 60 dakikanın içinde ben bu 18 dakikayı kaç kere dinleyebilirim? Kaç kere dinlersin? 60'ı eğer ki 18'e bölersen 3 kere dinlersin. Bu da ne yapar? 54 dakika yapar. Ve geriye artan bir 6 dakika kalmış olur. Yani ben buradan ne anlıyorum söyleyeyim mi? Liste baştan sona 3 kere tekrar etti. 3 kere tekrar edince toplamda 54 dakika sürdü. 54 dakika sonra neredeyim şu anda dikkat et. Listenin en başındayım. Gül pembe çalmaya başlıyor. Ve geriye kaç rakam kaldı? 6 dakika kaldı. Bu 6 dakikada 4 dakika galiba 20 saniye göremiyorum. Evet. 4 dakika 20 saniye ne yapacak? Gül pembe çalacak ve dikkat et. Şuradaki 6 dakikanın tamamlanması için hani 4 dakika 20 dakika 4 dakika 20 saniyeyi gül pembe burada çaldı ya. Geriye ne kadar kaldı? 1 dakika 40 saniye kaldı ki toplamda 6 dakikaya tamamlamak için işte tam da o anda nerede olmuş olacağım sen ağlamanın içinde olacağım o zaman sorun doğru cevabı da Bursa gelmiş olacak yani baştan sonra ne yaptım üç kere dinledim geriye 6 dakikam arttı 6 dakikanın 4 dakika 20 saniyesini gül pembede harcadım o zaman geriye kalan 1 dakika 40 saniyede nerede gitti sen ağlamanın gitti. O zaman tam da şu anda senalımının çalması gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.